Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere İtalyan faşist lider Mussolini'yi dahi dolandıran bir Türk'ün, Eyüplü Halit'in hikayesini anlatacağız. İstanbul'un işgal altındaki son günleri. Ortalık oldukça karışık ve hareketli. Otoritenin tam olarak kim tarafından sağlandığının bilinmediği yıllar. İstanbul'daki işgal güçlerinin şehri mi koruyacağı, otoriteyi mi sağlayacağı yoksa canlarını mı kurtaracağı muamma ve muazzam bir hareketlilik var. Hal böyle olunca bu fırsattan yararlanmak isteyen ve yararlanan bir uyanığın hikayesine bakacağız bu videoda. Öyle bir uyanıklık ki adına dolandırıcılık mı dersiniz, zekanın kullanılması mı o kısmı size kalmış. Türkiye'nin en ünlü dolandırıcılarından birisi Eyüplü Halit. Adını tarihe altın harflerle yazdırmamış olsa da tarih sayfalarında kendisine yer edindiği ve bugün bizim hala onu konuşuyor olmamız önemli bir başarı. Öyle bir başarı ki Eyüp Lalit İtalyan faşizminin babası olarak kabul edilen Mussolini'yi bile dolandırabilme becerisini gösterebilmiş bir isim. Eyüp Halit aslen Giritli, Rumca ve Fransızcayı neredeyse ana dili gibi konuşabiliyor. Zevkli ve zengin giyinebilen ve dolandırıcılıklarını da aslında büyük oranda bu özelliğine borçlu olan birisi. İşgal güçlerinin Türk ordusunun İstanbul'a geldiğini haber almasının ardından şehirde oluşan otorite boşluğu Eyüp Dalit'in aklına bir fikri de beraberinde getiriyor. Feridiye taraflarında bir ev kiralamaya karar veriyor. Yanında da bir arkadaşı var. Arap Abdullah. Evi kiraladıktan birkaç gün sonra Türk ordusu İstanbul'a giriyor ve şehri işgalden kurtarıyor. Bu durumu fırsat bilen eyüplü Halit evi hemen bir karakola çeviriyor. Şehirde hala asayiş tam olarak sağlanabilmiş değil. Kendisi o karakolun komiseri, arkadaşı da bekçi oluyor. Mahallede bulunan özellikle zengin Rumları tutuklamaya başlıyorlar. Odanın birisini de nezarethaneye çeviriyorlar. Abdullah sokaktan topladığı Rumları karakola getiriyor. Asılsız 2-3 suçlamanın ardından Rumlar nezareti boyluyor. 1-2 gün nezarethanede kalan Rumlar iyi paralar karşılığında serbest bırakılıyor. Bu sayede Eyüp'lü Halit ve arkadaşı iyi bir servet elde ediyorlar. Neredeyse mahalledeki tüm zengin Rumların Eyüp'ün kurduğu karakola yolu düştüğü söylenir. 1-2 hafta süren süreç Türk ordusu durumu anlamadan noktalanıyor. Halit ve arkadaşı karakolu kapatıp kaçıyorlar. Bu durum çok sonraları anlaşılıyor tabi. Başka bir dolandırıcılık olayından yakayı ele verince bir şekilde sahte karakol oyunu da Ayyuka çıkıyor. Eyüp'lü Halit'in ünlü bir diğer vakası da ta İtalya'ya kadar ulaşıyor. Bizim Halit İtalyan faşist lider Mussolini'yi bile dolandırıyor. Sürekli cezaevine girip çıkan Halit cezaevinde İtalyan bir mahkumla tanışıyor. Ona bir mektup yazdırıyor ve mektubu Mussolini'ye yolluyor. Mektupta şu ifadeler yer alıyor. Sayın Mussolini, ben fikirlerinize çok değer veren ve size hayran olan bir Türk'üm. Burada Antalya'nın sizin hakkınız olduğunu savunduğum için beni hapse attılar. Yardımınızı benden esirgemeyin. Aradan 1 iki ay kadar bir süre geçiyor. İtalyan başkonsolosu İstanbul valisini arıyor ve Halit'le görüşmek istiyor. Hapishaneye giden İtalyan başkonsolosuna Eyüp Halit'in dolandırıcı biri olduğunu memurlar söylese de inanmıyor haliyle kendisine yüklü miktarda bir para bırakıyor. Bununla da kalmıyor. Onun serbest bırakılmasını sağlıyor. Eyip Laletin dolandırıcılık hikayeleri bunlarla da sınırlı değil. Cezaevinden çıktıktan sonra tam 68 kadını evlenme vaadiyle kandırıyor ve paralarını yiyor. Bu olayın ardından şikayet çok fazla olunca kısa sürede yakalanıyor ve cezaevini boyluyor. Eyüp ne zaman öldüğü ve mezarının nerede olduğu bilinmiyor. Bir rivayete göre 1950'li yılları göremeden bu dünyayı terk ettiği yönünde. Görüşmek üzere.